Sevgili izleyenler, bültenimiz içerisinde de bahsetmiştik Antalya ve Mersin'deki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili. Şimdi son durum için Antalya seriye uzanıyoruz. Gelişmeler Demirören Haber Ajansı muhabiri Alparslan Çınar'da. Alparslan, çalışmalar ne durumda? Seni dinleyelim. Evet, saat 15'te başlamıştı. 2 saatlik müdahaleye rağmen yangın ne kontrol altına alınabildi ne de söndürüldü diyelim. Şu anda yangının çıkış noktasındayız. Henüz sebebi belli olmadı. Tabii belirlenemedi. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçhasan da ekrana getirsin. Görüyorsunuz yangın çalışmaları, söndürme çalışmaları daha doğrusu devam ediyor. Manavgat'tan dahi yangını söndürmek için ekiplerin geldiğini, arazözlerin geldiğini söyleyebiliriz. Şu anda biraz önce burada alevler yükseldi ve müdahaleyle kısa sürede söndürdüler. Ancak iç kısımlarda rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenmeler mevcut. Tabi burası çam ve makilik alan olduğu için kısa sürede, tabi bir de kuru bir hava var, kısa sürede alevler etkili olabiliyor. Benim gördüğüm, şu an bu alandan görebildiğim kadarıyla 3 farklı noktada alevler yanmaya devam ediyor ve aynı şekilde de itfaiye ekiplerinde söndürme çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Ancak dediğimiz gibi çok etkili bir faktör var, o da rüzgar. Her an yönünü, estiği yönü değiştiriyor ve farklı bir noktada yeniden yangını alevliyor diyelim. 3 helikopter, 3 de uçakla müdahale ediyorlar. 20'nin üzerinde de araçla yine aynı şekilde müdahale ediliyor yangın. Ancak tekrar edecek olursak saat 15'te başlamıştı. 2 saatlik çalışmaya rağmen bir türlü kontrol altına alınamadığını belirtelim ve sözü yeniden Alparslan, size bırakalım. Alparslan, seni bırakmayacağız. Birkaç sorumuz daha olacak. Öncelikle bize biraz bölgeden bahseder misin? Müdahale kolay olabiliyor mu? İtfaiye erlerinin ya da bölgedeki ekiplerin çalışması nasıl gerçekleşiyor? Bize biraz bölgeyi tanımlar mısın? Tabii kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçhasan ekrana getirirse iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi arka tarafta yerleşim yerleri var. Aynı şekilde naylon ve cam seralar var. Tabii tarım bölgesi olduğu için yangının, alevlerin oraya ulaşmaması büyük bir çaba sonunda gerçekleşti. Aslında makilik bir arazi, çok kolay bir şekilde oraya ulaşabilirdi yangınlar ve aslında buradaki bölge sakinlerinin de hızlı müdahalesiyle yangın oraya ulaşmadan önlendi diyelim. Tarım alanı olduğunu söyleyelim. Düz bir arazi, yani kolaylıkla müdahale edilebiliyor. Aslında rüzgar etkili olmasaydı kolaylıkla müdahale edilip söndürülebilirdi. Yani öyle sarp kayalıkların olduğu bir alanı düşünmeyelim. Sadece tek dezavantajı var. Rüzgar etkili, bir de ikametlere ve tarım alanlarına, yani naylon ve cam seralara yakın olduğunu belirtelim. Şu ana kadar bir can kaybı olmadığını ya da bir yaralanma olmadığı bilgisi var elimizde. Onun dışında yine 3 uçak, 3 de helikopterle müdahale hızlı bir şekilde devam ediyor diyelim. Yani aktarabileceklerimiz aslında şimdilik bununla sınırlı ama iç bölgelerde itfaiye ekiplerinin, orman çalışanlarının ulaşmaya çalıştığını biliyoruz. Şimdilik sözü yeniden merkeze bırakalım. Alparslan Çınar, çok geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Kolaylıklar diliyoruz.